Merhaba arkadaşlar, ben Ali Bulut. ILX Mühendislik tarafından hazırlanan görsel eğitim videomuza hoş geldiniz. Bu dersimizde projemize alarm ekleme ile ilgili bilgi paylaşımında bulunacağım. Bununla ilgili olarak ilk önce Project Database'in içinde bulunan Alarm Information'a tıklıyorum. Burada alarmları görebileceğim listem geliyor. Daha önce kullanmış olduğum, kaydetmiş olduğum projelerdeki alarmları istersem burada Import seçeneği ile dahil edebiliyorum projeme ya da bu projeye eklemiş olduğum alarmları export seçeneğiyle dışarıya CSV olarak alıp başka bir projede kullanabiliyorum. Öncelikle ben buraya alarmlarımı ekleyeyim. Add tuşuna bastım. Burada adresi belirledikten sonra on durumunda mı off durumunda mı alarm gelsin onu belirliyorum. Buzzer kullanacaksam eğer use buzzer seçeneğini seçip ne kadar süre buzzer'ını öteceğini belirliyorum. Daha sonrasında da buraya gerekli açıklamamı yazıyorum. İlk alarmımız acil stop olsun. Bununla alakalı font kısmından alarm display'de ya da alarm barda görülecek olan yazının yazı tipini belirleyebiliyorum. Okey dedim. Burada bir de type dediğimiz bir kısmımız var. Şöyle düşünelim. Bir panelimizde birden fazla makinenin PLC'si ya da kontrolörü bağlı olabilir. Bunları siz type seçeneğiyle gruplandırabilirsiniz. Alarm display'de istediğiniz grubun alarmlarını gösterebilirsiniz. Bu amaçla eklenmiş bir özelliktir. Alarmımla ilgili gerekli eklemeleri yaptım. OK tuşuna basarak ekliyorum. Burada yine üstüne çift tıklayarak ya da alarmı seçip modifiye tıklayarak tekrardan istersem özellikler üstünde güncelleme yapabilirim. Bir iki alarm daha ekleyeyim. Bu alarmım off durumunda gelsin. Buzzer'ı da iptal ediyorum. Yine 10 durumunda olarak seçtim. Burada eklemek istediğim bir şey daha var. Daha önceki derslerimizde dil seçeneğinin eklenmesiyle ilgili dersimizde farklı dil seçeneklerinin projeye nasıl ekleneceğini anlatmıştık. Bunu eğer ki alarm seçeneğinde kullanmak istiyorsanız diğer komponentlerde olduğu gibi burada text library seçeneği var. Buna tıklayıp buradan da gerekli olan alarmı seçebilirsiniz. Ben şu an kendim manuel olarak sadece Türkçe seçeneği girdiğim için bu şekilde yapıyorum. OK tuşuna tıkladım. Alarmlarımın hepsini girmiş oldum. Yine OK'ye tıklıyorum. Şimdi bunu kullanıcının görebilmesi için iki seçeneğimiz var. Bunlardan bir tanesi alarm bar. Alarm bar alarmlar geldiği zaman sıralı olarak kayarak ilerlemesini sağlayacak ve bize bu şekilde gösterecek. Bunun ne kadar zamanda kaç piksel ilerleyeceğini ayarlayabiliyoruz. Burada hangi grupların gösterilmesini istiyorsak onu ayarlayabiliyoruz. Biraz önce dediğim gibi farklı makineler olabilir. Bir panel birçok makineye bağlı olabilir. Haberleşiyor olabilir. Bunlardan hangilerini görmek isterseniz o aralığı belirliyorsunuz. Burada gene yükseklik genişlik bunları ayarlayabilirsiniz. Bu alarm barın gösterilmesini ayarlayabilirsiniz. Hiçbir zaman gösterilmesini istemiyorsunuz, onu ayarlayabiliyorsunuz. Ya da burada gene bir şarta bağlı olarak gösterilmesini istiyorsanız onu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bir registra. Bunu da ekleyelim. Bir registra bağlı olarak yapalım. Local bit 5 olsun bu da. Gerekli ayarları yaptıktan sonra OK'ye tıkladım.
Sayfamın en alt kısmına koydum. Bir tane daha buton ekleyelim. Bu da alarm barımı göstermek için olsun. Şimdi bir de listeli şekilde görmek istersek alarm display komponentimiz var. Alarm display komponentimi ekliyorum. Liste çok uzun olduğu zaman burada görülen local word'ı arttırıp azaltarak listede aşağı yukarı hareket edebilirsiniz. Burada satır boşlukları ve sütun boşluklarını ayarlayabiliyorsunuz. Gene gruplandırmayı yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili gene biraz önce alarm barda gördüğümüz görüntüleme özellikleri, display setting kısmı buradan ayarlanabiliyor. Gerekli ayarlarımı gene bitirdim. OK'ye tıklıyorum. Listemi büyüttüm. Şimdi projemi kaydediyorum. Compile edip offline simülasyonda nasıl bir tepki verdiğini göreceğiz. Şimdi alarmlardan birisi off durumunda olduğu için düşük basınç yazısı direkt olarak geldi. Gördüğünüz gibi alt tarafta alarm bar kısmını göremiyorum çünkü onu bir şarta bağlamıştım ben. Local bit 10 olduğu zaman görürsün demiştim. Onu 10 durumuna aldım. Şu anda yazı sürekli olarak akıyor buradan. Arada bir boşluk yok yazılar arasında. Bunu sağlamak için düşük basınç ya da diğer alarmlar fark etmez. Bunların sonuna birkaç boşluk karakteri eklemeniz gerekir ki alarmları ayrı ayrı görebilirsiniz. Şimdi ben diğer alarmları da gösteriyorum. Şu an tıkladığım zaman buzzer geldi. Bir saniye kadar. Diğer alarmım. Bu off olduğu zaman göründüğü için şu an on olduğu zaman gidiyor gördüğünüz gibi düşük basınç. En altta gene yüksek sıcaklık alarmımı ekledim. Burada tüm yazılar gördüğünüz gibi sıralı şekilde devam ediyor. Ben offline simülasyonumu kapatayım. Şimdi tekrar o alarm listeme gireyim ve alarmlar arasında boşluk bırakarak yapalım. Daha anlaşılabilir olması için. Tekrardan kaydettim projemi. Derledim. Offline simülasyonumu yapıyorum. Buradan grid'in görünmesi için local bit 5'i aktif ettim. Alarmların görünmesi için. Düşük basıncı görüyorum. Şu an diğerlerini eklediğim zaman onlar da geliyor. Düşük basınç off oldu, pardon, on olduğu zaman gibi gidiyor gördüğünüz gibi. Yüksek sıcaklık. Bununla ilgili alarmı da görmüş oluyorum. Dediğim gibi siz bu listeyi çok daha fazla uzatabilirsiniz. Bu durumda alarmların hepsi görünmeyebilir. En başta bahsettiğim gibi alarm display'in local word ya da herhangi bir adres bu adresini arttırıp azalttığınız zaman bu liste yukarı aşağı hareket edecektir. Bu dersimizle alakalı anlatacaklarımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Detaylı bilgi alabilmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.